Star Trek Suddenly Human 4. bölüm. 4. sezon 4. bölüm. Bu bölümde ne oluyor? Uzayda süzülen ve radyasyon yayan bir gemiden yardım çağrısı geliyor. Tam bir Star O Trek. değil. Nasıl değil? O The Lost. Yok yok. Yo. Geliyor. Sudden Human'da değil lan o. Sonra işte Talaryalar gerilla taktiği kullanıyormuş falan. O abi değil mi? Sonra beş genç Hayır erkek hayır. buluyorlar işte. Biri de insan çıkıyor. Sonra da onun... Ha, ama bir dakika, uzayda radyasyon yayan gemi Final Mission'da. Bunda da böyle Dur. açılıyordu. Bir daha hepsi karıştı. Bir dakika bir bakalım. Radyasyon yayıyor çünkü şeydeki yardıma gidiyorlar falan. Evet işte Talaryan Observation Craft. Oradan şey geliyor. Ha okey. Ama radyasyon yayan galiba o değil. Leak yazıyor ama bilmiyorum. Ben öyle yazmışım. Not almışım. Neyse okey. Dördüncü Okey sezon okey. dördün başı. Abi Çünkü ben şeyle karıştırdım. Tamam, okey, anladım. ha. Şeyle karıştırdım. Çöle düştüklerinin başında da böyle bir radyasyonlu gemi muhabbeti Ha. oluyor Evet ya. evet. O şey çöp gemisi o. O Ha, çöp onunla gemisi. karıştırdım abi. Aynen. Aynen. Bunda da Cengiz işte Holding'in atıkları varmış içinde. bunda şeyden kullanıyorlar işte. Yine radyasyon var. Yardım çağrısı ama bu güzel gemiden geliyor. Yani dışarıdan değil. Zaten Talaryalarda bunu bir taktik olarak kullanıyorlarmış. Gemiyi terk edip patlatıyorlar. Bunlar biraz böyle gerilla usulü ortalığı karıştıran bir ekip çıkıyor. Hatta Troy'da şey diyor yani gemide yaşam tükeniyor ya orada sıkıntı var falan derken sonra 5 genç erkek asker buluyorlar patlayan gemide. Oradan da biri de insan çıkıyor. Jono insan olan aralarında böyle ulan bunun ne işi var burada nasıl bunların eline düşmüş falan diye bir şaşırıyorlar. Bölüm oradan başlıyor. Hatta işte içinde de diğerlerinin Jono'nun falan tepkileri falan bir tuhaf geliyor. Allah Allah ne acayip falan diye. İşte eldiveni çıkarmak istiyor. Yok diyor çıkarmak istiyor. Çıkarmalarına izin vermiyor. Deliriyor falan. Sonra işte Worf'a diyor ki sen nasıl bir kadından emir alırsın falan diye. Anlıyoruz ki siyasal İslamcı çocuk. Yani böyle bir işler karışmaya başlıyor. Bu nasıl insan oğlum bu falan diye. Sonra da anlıyoruz ki meğerse bir asimilasyon durumu var. Yani çocuk bir şekilde yine ileride anlayacağımız durumda bir saldıranlar tarafından alınmış ve kendi içlerinde onların çocuğu gibi yetiştirilmiş. Ki geçen bölümde de konuştuğumuz aile temasına tuhaf bir yerden bağlı bir bölüm. Evet, yani şey gibi temalara girişmişler. İşte Picard normalde çocuk sevmez ama işte koskoca kaptanın da işi gücü yok, buldukları bir tane çocukla uğraşıyor bu arada. Yani şöyle söyleyeyim sana, bana bir tane cringe Star Trek bölümü söyle deseler bu bölüm aklıma gelmez. Çünkü aklıma gelecek kadar iyi bir bölüm bile değil bu arada açıkçası. Öte yandan cringe bir bölüm gerçekten. Yani şey bile bence bir tık gidip squash oynuyorlar ya, squash duvara. Ha Jono ile evet. kaptan hep beraber. Hele gel oğlum bir tenis oynayacaksın. Tenis değil işte, duvardan sektirmeli. Squash, Squash squash oynuyorlar. Ama uzay squash abi, duvarda böyle büyük selobantla yapılmış oynuyorlar X'ler falan var. Bir şeyler yapıyorlar. aynen. Uzay Ondan squash'ı. sonra ya çocuk bir de böyle oturuyor falan diye tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor. Bir şeyler yapıyor. Yani böyle komik bir bölüm yani bu. Sadece şey bana bu bölümle alakalı ilginç geliyor. Yani Picard da aslında biz bu noktaya kadar ve bu noktanın ilerisinde de çok defalar farklı kültürleri öğrenmeye açık, farklı kültürlere nasıl söyleyeyim yani yeri gelince bir tık yargılıyor ama çok da karışmamaya çalışıyor. Yani işte mesela hatırlarsan terörist örgütlere bölünmüş bir ekip görünce diyor ki ya tamam hani sizin de kültürünüzdür ama bize de bomba atıyorsunuz, hani bunu bir çözmek lazım. Öte yandan ama mesela gidiyor Klingonların arasında diplomatlık yapabiliyor. Yani aslında çok başka birilerini dinlemeye, anlamaya, izah etmeye falan açık bir adam. Ama bu bölüm koca Star Trek kadrosu. Yani ben mesela bu bölümde şeyden çok şaşırıyorum. Koca Enterprise şey oluyorlar. Yok yok, bu çocuk insan doğmuş. O zaman biz bunu kafasına vurarak insan yapalım. Yani abi tamam da yani çocuk. Asimilasyon tartışması başlıyor Ha çocuk insan doğmuş da yani insanla bilmemiş ki çocuk. Yani bu bölümdeki şey ısrar bana o yüzden komik geliyor. En son kalbine hançeri yiyince ay Allah boştu. Bence orada da ne kadar akıllanıyor emin değilim. Belki de yani bu da bastık gitsin diye salıyor mu ne yapıyor emin değilim ama. hemen. Biraz şeyden bu galiba ya. Picard'la ilgili bu özellikle ta en baştan beri Wesley'nin babasının ölmesinden de dolayı Picard'ın oradaki hissiyatı, boşluluğu, hatta Wesley'nin ilk başlarda ona tepkisi, içten içe beslediği duygular. Hep böyle Picard'ın baba olmaktan korkması ama bir yandan da çocukları hep ayrı tutması. Biraz da bu Wesley'den gelen
Muhtemelen pişmanlıkla ilgili ki bu bölümde Troy'da şey diyor yani dünyaları kurtarıyorsun ama bir çocuğa ebeveyn rolü oynamaktan korkuyorsun gibi bir cümlesi var. Sonra yine ilerleyen bölümlerde yine West'i gidecek olacak işte ya gitmeden dur sen ben seni bir göreyim gel senle bir baba ol mission'a çıkalım. Hep böyle bir hem istemiyor çocuk sahibi olmayı ve böyle bir ilişkiye girmeyi çünkü muhtemelen kendi bireysel hayatını ve kariyerini çok seviyor. Ve onun duygularını etkileyeceğini düşünüyor. Ama bir yandan da çocukları hep ayrı tutup ki ben bunu hala West'i pişmanlı olduğunu düşünüyorum. Devamlı böyle onlara yardımcı olmaya, bir şekilde o baba figürünü oynamaya çalışırken de çok da oynamayayım dur hemen de kendimi belli etmeyeyim. Böyle bizim o kültürde vardır ya baba sever ama sevdiğini göstermez falan gibi böyle salakça bir Evet. şey var. Onun böyle arasında kalmış bir karakter oluyor. Yani aslında o güçlü gözüken Picard'ın biraz zayıflığını gösterme bölümleri gibi bunlar. Yani hem biraz öyle hem de bana şey de çok ilginç geliyor. Yani niyeyse bu bölümle alakalı şöyle bir şey düşünürdüm ben kafamda. Şimdi mesela Worf'u da insanlar yetiştirmiş. Ama Worf bir yandan da sürekli bir Klingon savaşçısı asla tükürdüğünü yalamaz falan filan diye geziyor etrafta. Sapladı mı saplar falan diyor. Ha falan evet. Ama bir yandan da seni de insanlar yetiştirmiş. Aslında yani şey gibi ben diyalogları daha ilginç beklerdim bu bölümde. Biraz böyle nasıl söyleyeyim? Biz bunu televizyondan izleyen ya da işte internetten izleyen insanlar olarak biz insan olduğumuz için seyirciyi düşünerek yani biz seyirciler için sanki bu çocuğun insan doğmuşken insan kültürünü geri kabullenmesi bize normal gibi geliyor. Aslında ben Enterprise kadrosunun birazcık daha bu konuda açık kafalı olmasını Değil mi? beklerdim. Vizyonlu bir bakış bekliyordun. Okey. Evet yani hani bak kardeşim bu Worf'u da Ruslar yetiştirmiş. Tamam bu kendisini biraz da alnının da muhtemelen katkısıyla ben demiş Klingon kimliğimi önde tutuyorum demiş. Ya da ne bileyim Worf'un biliyorsun bir bölümde karşımıza çıkmıştı. Bir tane hoşlandığı kız var. Yarı insan yarı Klingon. O mesela Klingon kimliğini o kadar öne çıkarmıyor alnına rağmen hatırlarsan. Daha sakin takılmaya çalışıyor. Arada sinirlenince ay Allah Klingonluğum ortaya çıkıyor diyor. Öte yandan şey var Troy var. Troy mesela yarı betazoid aslında. Çoğunlukla unutuyoruz Evet. yarı Yarı. betazoid olduğunu. Yarı betazoid olmasına rağmen o betazoid tarafıyla daha çok hani anılıyor. Hani sanki farklı bir türmüş gibi davranılıyor. Ama hani aslında değil. Öte yandan Data kesinlikle insan değil. Bu kadar insandan uzak olamaz. Ama insana benziyor ve işte o da sanki böyle bir insanmış gibi ama işte robot. Şimdi yani işte şey biraz ilginç. Belli ki bu çocuk böyle ilk kez savaşta yetim düşmüş bir çocuğu karşı taraf yetiştirdi. Ne yapacağız? Falan böyle bir şaşırılıyor, konuşuluyor falan. Ama biraz orada zorlu alma var gibi ondan mı acaba? Amiralin çocukları ya orada saldırıyorlar onlar ölünce alıyorlar falan hani. Mesela Worf'taki durum daha böyle göçmen gibi o biraz daha. Ya da, bunda biraz sanki zorlama var ve ulan bizim amiralin kızları oğlum bunlar Admiral'ın ya nasıl alırsınız falan çocuğu pardon kızı diyorum Benim erkekleri. bildiğim ve yanlış hatırlamıyorsam Worf'un da annesi babası çatışmada ölünce insanlar acıyıp alıyor onu oradan falan gibi böyle şey. Yani fetihle almak gibi değil de o acıyarak alıyorlar diye hatırlıyorum. Ama şu yani bir türün başka bir türü yetiştirmesi ya da türler arası ilişkiler bunlar federasyon tarihinde falan ilk kez olan şeyler kesinlikle değil. Bu çocuk gibi bir takım prosedürler daha önce yaşanmış görülmüş olması lazım. Hatta zaten bir noktada konu ilginç bir şekilde şeye geliyor. Amiral de geliyor. Oğlum diyor yani bak insan gibi yapacaksan kendini insan gibi yap. İnsanca söyle diyor yani. Ama yok diyor. Hani Otur gidip de diyor sen konuşalım. yine benim evladım kalacaksan benim evladım kal diyor. Şimdi orada çocuk diyor ki ben diyor tabii ki şey Trilopoça kalmak istiyorum diyor. Neydi? Trilobit kalmak istiyorum diyor. Uzay ırkı neydi hatırlamıyorum şimdi de. Talarya. Ha, Talaryalı kalmak istiyorum diyor. Şimdi orada çok ilginç bazı konular var. Yani burada çocuğun rızası mı önemli? Öte yandan çocuk ergen. Hani 18'inde olmayan birisinin rızası ne kadar önemli? Picard orada devreye giriyor. Diyor ki hayır lan gencecik çocuğu Talaryalı yapmanıza izin veremem. İnsansın sen insan kalacaksın. Söyle yavrum bildiğim marşımızı falan gibi oluyor bir anda böyle. Oku. Yani şey gibi hissediyorum. Çok profesyonel değil de çok duygusal çözüyorlar bu bölümdeki bütün konuları. Picard'dan dolayı mı oluyor işte acaba? Biraz Bence sanki onunla. yazarlar kötü yazmış. Ya. Yani üzgünüm. Hiç evren içi izah edemiyorum bunu. Yani çünkü şöyle bir şey yok mudur? Bir noktada muhtemelen
Deanna Troy'un da annesiyle babası arasında bir kavga çıktı ve o çocuk da, o kız da mesela annesini gördük, kaç kere geldi, deli gibi bir kadın var. Babasını görmedik hiç. Ama şeyi biliyoruz. Yani belli ki onlar da bir noktada boşanmışlar ya da adam ölmüş ya da bir şey kavgası yaşanmış. Şeyi gördük zaten. Worf'un insanlarla yetiştirdikten sonra Klingonların arasına girme konusundaki tereddütlerini gördük. Yani bir takım ırklar ve türler arasındaki bu tarz gergoları çok daha protokole bağlı, çok daha ha böyle bir durum yaşandıysa bunun çözümü şudur filan gibi bir şey ben çoktan oturtmuşlardır diye bekliyordum. İlk kez sanki böyle bir şeyle karşılaşmışlar Yani gibi. bu işte biraz çocuk olunca daha duygusal. Bu şeyde de olmuştu. Bir tane böyle bir çocuk bulup yine onu da korumaya çalışıyorlardı. Ki yine Riker'ın da böyle bir bölümü olacak ileride. Onu konuşacağız sanırım. Yani biraz çocuklar olunca galiba şeyi kaybediyor durumu var ya. Hani yazarlar kötü yazmış mıdır bilemiyorum ama yazarlar biraz orayı bağlamaya çalışmış olabilirler yani. Yani farklı kültürlerde doğmuş individual'lar diye bir başlık bence kesinlikle yani federasyon tarihinde vardır. Yeri gelince çünkü şey diye saymayı biliyorlar. 46 cumhuriyet, 278 gezegen var falan diye saymayı biliyorlar. Abi millet üremiyor mu birbiriyle yani? O onun çocuğunu, onun çocuğunu atlamıyor mu? Yani karışık karışık olaylardır bu federasyonda yaşananlar. Yani bunları çoktan çözmüş olmalarını ve işte protokole uygun davranmalarını falan beklerdim. Aksine böyle Picard çok işte dediğin gibi çok duygusal tepkiler veriyor. Diplomat Picard. Adam da diyor ki bak diyor federasyonla başımız belaya girer falan diyor. En sonunda çocuk artık Picard'ı bıçaklayınca Picard diyor ki lan biz de niye zor? Yani aslında çünkü Picard zorluyor, bana ilginç geliyor bu bölümde. Zorla güzellik olmaz. Yani bana tuhaf geliyor bu bölümdeki halleri. Şey hissediyor bir de galiba orada ya, bu Talaryalılar çok da şey değil ya, barışçı, daha böyle sertler E işte, daha abi Worf var savaşçı. yanda ya. Örüz diye bağırıyor milletin suratına. Ama Yani işte sen dedin ya, Worf'un durumu böyle değil ya, burada bir zoraki durum var yani, gidip anasını babasını öldürüp çocuğunu almışlar gibi. Yani Worf'taki durum birazcık daha farklı yani, bence ilk tepki ondan. Hani düşünsene, senin arkadaşının çocuğu kayıp, birileri gelip öldürmüş, almış çocuğu, 20 sene sonra buluyorsun. Yani aa işte benim arkadaşımın çocuğu, lan bize miras bu, geri almak istiyorsun ama çocuk diyor ki yok, ben bunları seviyorum. Bu biraz bence çok doğal bir ikilem değil ya. Biraz onun yo farkı var değil yani. değil. Ama bir yandan da yani şeyi unutmamak lazım. Enterprise gerçekten de federasyonun en yetkili gemilerinden bir tanesi. Bu adam federasyon kaptanı. Prime Directive diye bir şey var federasyonda. Tabii. Gezegen gezegene uyuşturucu satıyordu, hatırlıyor musun? Keşfetmişler. Şey Aa. uçmalar Çok düşürmüşler. kötüydü Ya mesela orada diyorlar ki ay Allah Prime Directive'miz var karışmasak mı falan diyorlardı. Ya abicim şimdi koca gezegen öteki gezegene ince ince uyuşturucu satarken ya o kazık karışmasak mı diye düşünüyorsunuz. Sonra yine karışıyorlar. Ama düşünüyorsunuz bunu. Yani burada şey de ben bir noktada şeyi beklerdim. İkilemi Hani oradan yaratabilirlerdi belki. Onu ya evet, hani biz Enterprise kadrosu olarak aile draması bizim işimiz değil abi yani. Falan hani orada yani bana ilginç geldi. Şey ilginç geldi. Bunun daha protokole bağlı bir şekilde çözülmesi işte şey falan hiç geliyor yani. Yok yemekhaneye çağırıyorlar çocuğu. Gel bakalım. Hadi bakalım bir 1990'lardan ha. kalma artık 2020 yılında bile yenmeyen bir tatlı yedirelim sana. Krem Tatlı şantili, krem yedirir. şantili muz yedirelim sana diyorlar. Çocuk da hop krem şantili muzu tam da yiyemiyor. Hay Allah işte çocuğun suratına geliyor. Hemen Farklı oluyor kültür böyle. falan. O çok kötü bir Hayır. sahne bu arada. Böyle mi insan yapacaksınız bir de bu çocuğu? Ben de anlamadım ki yani. Yok abi cringe, yani cringe bir bölüm. Tuhaf da bir bölüm. Yani sanki yazar kendi evladıyla anlaşma yapamamış. Evde sıkıntıları var da buraya yansıtmış gibi. Yok Picard odasına giriyor. Çocuk böyle diye müzik dinliyor. Picard kız bunu bu neymiş falan diyor böyle. O çok komikti oğlum. Tam böyle. Ya evet de işte Michael Jackson Black and White yani anladın mı? Hani böyle aa işte bir sonraki nesilde anlaşamıyoruz falan. Ya bunlara gerek var mı yani? Bölüm işte, evet, biraz Picard. Yine aslında çok Picard bölüm ha. Bu dediğin şeyleri aslında anlatmayı hiç düşünmemişler bence. Bu bölüm yine Picard'ın bölümü yani. Picard'ın, vay Picard çocuk seviyor mu sevmiyor mu, babalık işte bilmem nesi, ebeveynlik konusu. Ki bir bölüm daha işleyecek yani. Özetle sevmiyormuş. Özetle sevmiyormuş bu arada arkadaşlar. Yani bunu tekrar altını çizmiş olduk. Çocuğa acıyor biraz belli ki de. Valla ilginç bir bölümdü. Yani yani fırsat kaçmış bile demeyeceğim. Yani çok daha farklı ele alınabilecekken, çok daha ne bileyim biraz daha zamanın ötesinde çözümler sunulabilecekken
Yani insan şey gibi bir durum bekliyor. Mesela evladım şimdi sen insan mı olacaksın, Telaryan mı olacaksın? Gel bakalım holodeck'e. Karşı geminin kaptanı sen de gel. Picard sen de gel abi. Ya da işte Picard gelmesin de koskoca da Enterprise. Bu Enterprise'de tarihçiler var, psikologlar var, astroloji uzmanları var, bir de bilim insanları var. Gel bakalım işte ne bileyim tarihçi. Gel kardeşim sen de. Oturun İşte çalın. arkadaşım al bakalım holodeck'te sana insanlık tarihinden biraz bahsedelim. Al bakalım holodeck'te sana biraz Tellurian tarihinden bahsedelim. Sen bu iki kültürün arasında kalmışsın. Seç kendi kültürünü birader falan gibi bir şey de denebilir mesela. Yani çocuk da bakar der ki o insanlık da federasyonun kurulmasına en önemli parçalardan biriymiş ya falan. Onun yerine çocuğa banana split denetiyorlar abi. Yani ne biçim vizyon ya bu? Yani yani neyse. Bana tuhaf gelmiş bir bölümdür bu her zaman yani. Şey zaten diyor ya sonunda Picard ya onu ikna etmeye çalışırken hislerini ve ihtiyaçlarını görmezden geldik. Şimdi şey de biraz tuhaf bir durum yani kendi isteğiyle giden bir durum. Mesela bugün baktığımızda sporda da böyle işte İtalya'da işte 100 metrece Afrika göçmeni ya da işte ne bileyim işte bugünün NBA şampiyonu Nijerya göçmeni Yunan, ama Yunan yani bunlarda hep şey var. Hep kendi aileleriyle gelmişler. Kendi aileleriyle asimile olmuşlar. Kendi aileleriyle o vatandaşlı ülkeyi kabul etmişler. Burada çocuk bir anda ikileme de düşüyor. Vay hatırladım babam da anam da o falan. Bunlar öldürmüşler. Ama bir yandan da ihtiyaçları var. Tamam ihtiyaçları var güzel. Çocuk belki de psikolojik olarak da bağlanmış. Ama bir yandan da şey işte bence kötü yazdıkları kısım o. Çocuk bunu rüyalarında görüp onları hatırlıyor ve bir şekilde özlüyor. Özlemese, hatırlamasa niye görecek? O zaman onu gösterme. Şey gibi olsun. Ha ben hiç hatırlamıyorum ki zaten. Yani bana ne anam ölmüşse görmemişim bile. Hani Tabii. biraz daha o çocuğu da hem bozuk bir çocuk gibi gösterip sonra da biraz böyle zorunluluktan kalmış gibi gösterip ve çok arada kötü bir mesaj veriyorlar. Hani tamam yeni babasına dönsün ama senin verdiğin mesaj da çok tutmadı sanki Picard'ı anlatalım derken orayı da bir bozmuşlar gibi böyle. Evet, yani bu bölüm çok daha iyi yazılabilir bir bölümmüşken bir de ne gerek var bu bölüme tarzı bir bölüm bence bölüm. Birazcık da eleştirmek için açıkçası bunu buraya eklemek istedim. Çünkü şey de değil. Yani biz bu bölümü izledik Star Trek evreni mi gelişti? Hayır. İşte kafamda federasyonun yeri mi değişti? Hayır. Mesela bazı bölümlerde onu konuşmuştuk ki bir şey oluyor ve federasyon diyor ki aa bir dakika bu konunun şeyi budur. Oo diyorsun babalara bak sistemi kurmuşlar falan. Aksine bu bölüm şey açısından çok komik bile. Yani ırkın ırkı atladığı milletin birbirine kırdığı koca uzayda savaşta esir düşmüş ve öbür kültürle büyümüş veyahut da rızası dışında öbür kültürde büyümüş birisiyle ilgili ne yapılıyor? Abi bana nasıl split yedireceksiniz mi yazıyor Federasyon el kitabında. Olur mu? Olmaz abicim olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaz. Lütfen sayın yazarlar bakın. Olmaz. Lütfen. Ha. Siz Star Trek Next Generation'sınız. Yakışmaz. Halbuki Ralph biz Phillips kötü yazmışsın. nereden başladık? Bak, Borglardan geldik ya. Picard'ı Borglar ele geçirdi, sonra kurtuldu. Ben bir noktada böyle tabii ben yine kafamda kuruyorum ama içime atıyorum. Yani Borglarla Picard'ın bu ilişkisinden çıkan ve Picard'da oluşan belki onların yerleştirdiği ne bileyim yani böyle bir Picard'ı duygusal olarak çünkü önce kardeşine gitti sonra bir şey yaptı. Hani böyle bir conspiracy çıksa bunun arkasından derim ki bu bölümde ona mı hizmet etti acaba? Hani çocuk onun bu işte o eklenen şeyle çocuk orada etkiledi oradan da yürüdü falan. Ama hiç zannetmiyorum öyle bir şey çıkacağını. Star Trek'te Ya o çok kadar uzun bir vizyon yok genelde. yok zaten evet ya bir de televizyon düzenli bölüm falan o zaman şey yapma huyları çok yok. Uzun Aynen. uzun şey yapma huyları da yok yani. Okey, o zaman Okey. bu kadarız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Star Trek bölümleri devam edecek. Takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bay bay.